Evet, haftanın son işlem gününde piyasalardaki son durumu GCM Menkul Değerler Araştırma Direktörü Erdoğan Turan'la konuşacağız. Sayın Turan, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Şafak Hanım. Ben az önce rakamlardaki son durumu aktardım. Sizden de yorumlamanızı rica ediyorum. Haftayı nasıl kapatıyor veriler? Haftanın son gününde Borsa İstanbul'un biraz moral bozukluğuyla, kur tarafındaki yükselişin sebebiyle aslında birer moral bozukluğundan bahsetmek mümkün. Dolar TL'de ilk 30 seviyesine yaklaştık. Tabii burada kurun yükselmesinde, Borsa İstanbul'un düşmesinde bir noktada hem sene sonu beklentilerinin, şirketlerin fiziki alımlarının etkisi var. Hem de çarşamba günü gelecek olan Fed'in açıklamalarının bir miktar tedirginlik yarattığını söylemek mümkün. Hızlı bir yükseliş oldu kur tarafında. Eğer 2.31 seviyesi de aşılırsa yükseliş biraz daha hızlanabilir ama orada Merkez Bankası nasıl devreye girer onu da hesaba katmak gerekecek. Borsa İstanbul tarafında kurun yükselişiyle birlikte 83.400 civarındayız. 84.500'ün altına iniyor olmak 82.000'e kadar bir geri çekilmeyi barındırıyor içerisinde böyle bir ihtimal olarak. Çarşamba gününe kadar bu tedirginliğin kalması muhtemeldir. Çünkü Fed'in sene sonundaki bu toplantıda 2015'e dair bir sinyal verip vermeyeceğini göreceğiz. Eğer bu toplantıda faizlerle ilgili bir açıklamada uzun süre faizler düşük kalacak söylemi değişirse gelişen piyasaların, sadece Türkiye değil, gelişmekte olan piyasaların genelinde biraz bir realizasyon görmek, kur tarafında yerel para birimlerinin zayıfladığını görmek, borsalarında biraz gerilemeyi görmek çok şaşırtıcı olmaz. Peki Sayın Turan, altın fiyatlarına bakalım. Şimdi altın fiyatları bir iniyor, bir çıkıyor. Yatırımcılara ne önerirsiniz? İçeriye baktığımızda tabii dolarla bağlantılı olarak çeyrek altında yükselişi görüyoruz. 150 lira, 150,5 lira seviyelerinde. Yatırımcılara ne önereceksiniz bu konuda? Altın dengelenmiş bir varlık değil hala. Hem Fed'in ne yapacağı bilinmiyor henüz. Doların fiyatını net olarak söylemek mümkün değil ama dolar tarafında bir artış bekleniyor uluslararası piyasada. O yüzden yükselişler çok kalıcı olamıyor. Fakat şöyle bir durum da var. Petrol fiyatlarının gerilemeye başlaması, dramatik düşüşler Rusya gibi, Venezuela gibi ülkeleri zorlamaya başladı. Bu ülkelerde yaşanacak olası bir sıkıntının bir miktar altın tarafında sigortalanması da mümkün. Yani son dönemde güçlü gelen ABD verilerine rağmen, borsalardaki genel seyirin yükseliş yönünde olmasına rağmen altındaki bu güçlü duruş bir noktada da petrol fiyatlarının bazı ülkeleri zorlaması ihtimaline karşı bir pozisyon alındığına da işaret ediyor. 1220 doların üzerinde kalınabiliyorsa tekrar bir 20 dolarlık yükseliş mümkün. İçeride ise gram altın yatırımcısı, yerli yatırımcı çok daha avantajlı. Kurdaki yükseliş gram altını 90 liraya kadar taşıdı. Burada eğer kur tarafında önümüzdeki sene 2.35'lerden 2.40'lardan bahsediyorsak en azından sigortalanma anlamında altın yatırımcısı çok fazla üzülmeyecek gibi görülüyor. Evet. O yüzden evet, yani gram altın bizim yatırımcımız bugünden yarına alıp satan bir yatırımcı değil. Şu anda yükselişin keyfini sürecekler. Peki efendim, GCM Menkul Değerler Araştırma Direktörü Erdoğan Turan, teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için.